Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. ben Smit bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'a bu yolda Buffer Treasure yani gemi yapma oyunu oynuyoruz arkadaşlar ve bugün sizlerle harika bir para kasma taktikleri videosuyla daha karşınızdayım videoya geçmeden önce güzel bir like'ınızı alırım ve bildiğiniz gibi her gemi yapma oyunu videolarında çekilişlerimiz oluyor arkadaşlar ve Doğan isimli bir takipçime gemi motoru hediye ettim bayağıdır gemi motoru çekilişi yapmıyordum ve Doğan isimli bir takipçime hediye ettim kendisine buradan selamlar hayırlı uğurlu olsun kardeşim güle güle kullan tamamdır arkadaşlar evet şimdi İsterseniz başlayalım şimdi bildiğiniz gibi her şeyden önce e, gemi yapma oyununa bayağı uzun süredir e, güncelleme gelmiyor arkadaşlar. Ben de sizler için yeni bir para kasma taktikleri üretmeye çalışıyorum, yeni içerikler üretmeye çalışıyorum. Her şeyden önce o yüzden güzel bir like'ınızı istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi isterseniz zaman kaybolmasın hemen başlayalım. Arkadaşlar, Yine bir tane tavure koyuyorsunuz, tamam mı? Şimdi sizlere şey göstereceğim. Havai fişek taktiğini göstereceğim. Şimdi bazı kişiler diyor abi havai fişekle nasıl para kasılır göster demişsiniz. Hemen göstereceğim. Buraya böyle bu şekilde bir koltuk koyuyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Ee, daha sonra buradan tahta bloğu alıyorsunuz. Bunun arkasına şöyle bir, iki, üç tane tahta blok koyuyorsunuz arkadaşlar. Ardından buraya oturuyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle bir şekil oluyor. Bunu yaptıktan sonra geliyorsunuz ve e, buradan havai fişeği alıyorsunuz anlayacağınız üzere arkadaşlar. Şuradan havai fişeğimizi alalım. Aynen şurada. Şimdi bazı kişiler bu havai fişek nasıl alınır bilmiyor. Hemen söyleyeyim. Hızlıca geçeceğim. Buradan ayar çarkına basıyorsunuz. Aşağıya iniyorsunuz. Burada rhythm kod yeri var. Buraya Chill to real 709 yazıyorsunuz arkadaşlar bakın to real 709 was here was here was here bunu yazınca arkadaşlar oyun size otomatik olarak havai fişek veriyor tamamdır güzel şimdi isterseniz bu havai fişeği silelim şimdi bu havai fişeği alıyorsunuz şu şekilde buraya koyuyorsunuz arkadaşlar bakın böyle bir görüntü oldu gördünüz mü daha sonra zıplamayı deniyorsunuz ve böyle bir görüntü oldum. Daha sonra altınızdaki tabureyi siliyorsunuz Arkadaşlar ve aa, arkanızdaki tahtaları da Siliyorsunuz daha sonra eğer Tornavidanız varsa bunun ankorunu kapatıyorsunuz Tornavidanız yoksa eğer Bunların hepsini önceden buradan Ankoru kapalı yapacaktınız arkadaşlar Tornavidası olanlar direkt ankoru kapatıyor Daha sonra gördüğünüz gibi böyle bir şekil oldu Bunu yaptıktan sonra geliyorsunuz ve Buradan herhangi bir bloğu alıyorsunuz Altın blok da olabilir başka bir blok da olabilir Bunu şu şekilde buraya yerleştiriyorsunuz Bakın tam şöyle gördüğünüz gibi bunu buraya koyuyorsunuz Ardından bunun yanına şöyle bir İki, aynen gördüğünüz gibi böyle üçlü yapabilirsiniz arkadaşlar. Buraya üç tane blok koyabilirsiniz isterseniz. Ben altın blok kullandım. Size başka bir şey kullanabilirsiniz daha sonra. Burada e, kırmızı roket kullanabilirsiniz eğer isterseniz veya gri roket de kullanabilirsiniz eğer fazla roketiniz yoksa. Ama gri roket yarı yolda tükeniyor arkadaşlar. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Tamam. Şimdi isteyenler bunu buraya direkt koyabilir. Bunu tavsiye etmiyorum. Buradan e, Rotate'i 15'e alırsanız arkadaşlar daha iyi olur sizin için. Rotate'i 15'e alırsanız eğer sadece iki kere T tuşuna basıyorsunuz. Başka bir şey de yapmanıza gerek yok zaten arkadaşlar. Bunu şu şekilde buraya koyuyorsunuz. Bitiyor. Evet şimdi bitmedi aslında arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor şimdi bu yaptığımız şey? Aynen gördüğünüz gibi olmamış zaten. Parçadan ayrı oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu nasıl havai fişekli birleştireceğiz? Şöyle arkadaşlar, iyice şuraya gelelim. Şimdi bazı kişiler bunu biraz daha dikkatli yapmalı. Havai bir şeyin üzerine tıklayarak yapmalı. Ben bende yapışmadı arkadaşlar. Öyle şeyler olabilir. Sıkıntı değil. Buradan metreyi alıp bunu şuradan hemen hava ipşeye sabitlemeye çalışıyorum. Oldu. Aynen oldu. Çok güzel arkadaşlar. Biraz yamuk oldu ama yine de oldu. Sıkıntı yok. Eğer size metre yoksa arkadaşlar bunu biraz daha içine Doğru koyarsanız direkt oturuyor zaten merak etmeyin. Evet arkadaşlar şu anda blokları sıfırladım metresi olmayan takipçilerim olduğu için bakın biraz daha üzerine tıklıyorum sadece şöyle. Ha bakın ileriye gitmeye çalıştığım zaman gördüğünüz gibi gidemiyorum demek ki bu yapışmış arkadaşlar tamam mı? Böyle olursa sıkıntı yoktur şöyle tekrardan koyalım tekrardan buradan roketimizi alalım roketi dikkatli koyun arkadaşlar tam şöyle önde olsun ki ucu havayef şeyi Değilsin düşmesin arkadaşlar evet tamam. Şimdi bu yaptığımız alet ne işimize yarıyor onu göstereceğim sizlere. Bakın gördüğünüz gibi böyle gezebiliyorum arkadaşlar. Bu roketi istediğiniz gibi açıp kapatabiliyorsunuz. Ne işinize yarıyor? Seyahat etmenize yarıyor. Bakın arkadaşlar hızlıca takımlar arasında seyahat edebiliyorum arkadaşlar. Bakın buraya geldim. Gördünüz mü? İstediğim, istediğim gibi gezebiliyorum arkadaşlar. Hop. kapattım. Gördüğünüz gibi buradayım. <gülüyor> buradayım. <gülüyor> Bakın şimdi arkadaşlar. Hop. Bakın zıplıyorum. Buradan direkt Geldim mavi takıma. Gördünüz mü? İstediğim gibi seyahat edebiliyorum. Tamam. Şimdi gelelim bunu nasıl para kasma taktiğini çevireceğiz arkadaşlar. Durmam lazım bu arada. Duramıyorum. Duramıyorum. ah tam tamam durdum güzel. Evet arkadaşlar şurada inelim. Şimdi bunu süper komando. Evet şimdi gelelim. Bunu nasıl para kasma taktiğini çevireceğiz? Tek bir şey yapmamız gerekiyor. Buradan balonu alıyoruz arkadaşlar. Balon herkeste var mı bilmiyorum da balonu alması kolay ya. Markette de satılıyor zaten ucuza. Bir kontrol edeyim isterseniz markette var mı balon? Evet 75 altına satılıyor balon. Alabilirsiniz isterseniz. Bir bir tane alsanız yetiyor zaten. Tamam. Şimdi yine dik duruyorsunuz arkadaşlar şöyle. Bu balonu şuradaki boşluk var ya heh, oraya koyuyorsunuz arkadaşlar bakın. Şöyle. Aslında oraya koymak zorunda değilsiniz. Arkaya da şu şekilde koyabilirsiniz arkadaşlar. Tabi onun da ankorunu kapatmazsanız sıkıntı olur. Onun da ankorunu kapatın. Güzel. Evet şimdi nasıl para kasacağız Balonu çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bakın balon çalışıyor şu anda. Hop. Gördünüz mü? Bu arada isterseniz bu balonu falan da boyayabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar. Dönem Dönen balon. Dönen balon. Dım dı dım dı dı dım dı dım dı dım. Neyse Tamam. Bu balon açtıktan sonra buradan roketi açıyorsunuz arkadaşlar ve zıplıyorsunuz. Bitti. Aynen. Bu kadar basit arkadaşlar. Tabi çok da hızlı gitmeyin. Döne döne gidin ki e, yani yavaş giderseniz bölgelerden altını tamamen alırsınız arkadaşlar. O yüzden öyle hemen hıp hızlı geçmeyin. Jet hızında geçmeyin. Yoksa dediğim gibi bütün altınları alamazsınız arkadaşlar. Siz zarar edersiniz. Benim e, yaptığım gibi böyle döne döne giderseniz sizler için daha iyi olur. Bakın ben döne döne gidiyorum. İnşallah burada kafama yıldırım düşmez. Düşmedi. Çok güzel. Evet bitti. Gördüğünüz gibi direkt sonra geldim arkadaşlar. Buraya gelince tek yapmanız gerekenler zaten roketim tükendi arkadaşlar. Pek bir şey yapamayacağım şu anda. Sizlere seyahat etmeyi gösterdiğim için şu anda roketim dayanmadı ve roketim bitti arkadaşlar. Maalesef öyle bir talihsizlik oldu şu anda. Yapacak pek bir şey yok. Aslında var. Dur bekle. Ha, yapamadım. Öldüm. Evet, sizlere gezmeyi gösterdim ya mavi takımdan falan filan. Ondan dolayı roketim bitti. Roketim bitmeseydi arkadaşlar, roketi kapatıp açıp oradaki sandığı alırdınız arkadaşlar. Yani bu para kasma taktiğini isteyenler yapabilir ama dediğim gibi roketin ömrü biraz kısa arkadaşlar yani etrafı çok gezmeden direkt para kasmaya bakın siz yoksa roket yarı yolda tükenir ve ölürsünüz öyle bir sıkıntı olur arkadaşlar tamamdır şimdi isterseniz geçelim bir sonraki para kasma taktiğimiz arkadaşlar bir sonraki para kasma taktiğimiz gayet rahat eğlenceli diyebilirim arkadaşlar yapımı kolay basit çok da zor değil bu arada sizlere pastanın nasıl alındığını gösterdim unutmayın pasta kullanacağız çünkü burada arkadaşlar tamam şimdi yere şu şekilde arkadaşlar bir tane titanium rod koyuyorsunuz titanium rod <laughs> titanyum çubuk koyuyorsunuz arkadaşlar kusura bakmayın baya bir İngilizce şey alıştım da ben Evet. <laughs> Titan, titanium rod Neyse bunun üzerine bir tane daha koyuyorsunuz şu şekilde Daha sonra alttakini siliyorsunuz Evet gördüğünüz gibi havada bir tane titanium çubuk oluştu Bunun üzerine şöyle bir tane daha koyuyorsunuz Bunu yaptıktan hemen sonra Şöyle arkadaşlar bunu Şöyle uzatıyorsunuz arkadaşlar tamam mı Bunu bu şekilde uzatıyorsunuz Bunu böyle uzattıktan sonra Diyelim bu ne işimize yarayacak Şimdi soracaksınız abi bu benim ne işime diyecek. Buradan geliyorsunuz ve mıknatısı alıyorsunuz arkadaşlar Bize burada mıknatıs gerekecek Mıknatısla para kasacağız çünkü Mıknatısı alıp şöyle uca yerleştiriyorsunuz. Böyle bir görüntü olacak. daha sonra bunu yaptıktan sonra hinge denilen menteşe bloğunu alıyoruz. Şöyle arkaya koyuyoruz. Sonra bunun ucuna yine bir titanyum blok pardon titanyum çubuk koyuyoruz arkadaşlar. Bunun da ucuna aynı şekilde titanyum çubuk koyuyoruz. Koyamadım pardon affedersiniz. Şöyle heh, aynen gördüğünüz gibi böyle bir görüntü oluyor. Bu para kasma taktiğimizin bittiğini gösterir arkadaşlar. Tabi hemen değil merak etmeyin o kadar çabuk değil arkadaşlar. Ee, buradan koltuğu alıyoruz şu şekilde buraya koyuyoruz tamam mı koltuğu buraya koyuyorum arkadaşlar. Buraya oturuyorum şu şekilde buraya oturduktan sonra sadece geliyorum ve buradan ne yapıyorum pastayı içime yerleştiriyorum arkadaşlar. Şu şuradan alıyorum. Pastayı direkt içinize yerleştirmeyin. Pastayı şöyle şunun içine de yerleştirin. Yani hem önümüzdeki çubuğa değsin hem de size değsin. Bakın ekranımda da görüyorsunuz zaten şu anda. Yani şu anda güzel bir şekilde görüyorsunuz zaten. Bunu böyle yapın tamam mı? Zıplayın. Altınızdaki sandalyeyi silin arkadaşlar. Güzel. Bunu yaptıktan sonra geriye kalan şeyler. <laughs> Abi sen rüyanda bunun gibi mekanikler mi deniyorsun diye. Ha, aklıma geliyor arkadaşlar. Tasarlıyorum ben bunu. Aynen. Rüyamda sizler için içerik düşünüyorum. İçerik tasarlıyorum rüyamda. Evet gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. Şimdi tek yapmam. Gereken Buradaki Mıknatısı Açmak Arkadaşlar Ve Gördüğünüz Gibi Gidiyoruz Woohoo! Allah Belanı Yere Değdik Bir Dakika Neyse Gidiyoruz Gidiyoruz Tamam Sıkıntı Yok Sıkıntı Yok, sıkıntı yok. Evet Gördüğünüz Gibi Ellerimi Klavyeden Çektim Arkadaşlar Şu anda Aynen. Evet şu anda kendi videoma bakıyorum video nasıl oluyor diye. Ve gördüğünüz gibi güzel bir şekilde sona doğru gidiyoruz arkadaşlar ama <laughs> kaza yapabiliriz. Ara sıra kaza yapabiliriz. Ama isteyenler bunu kullanabilir. Gördüğünüz gibi gayet hızlı gidiyor. Baya kötü bir kaza geçirdik galiba az önce. Ben tam göremedim ama bunu isterseniz bir daha yapalım arkadaşlar. Tam düzgün süremedim sanırsam. Biraz daha yukarıdan uçmam gerekiyordu. Belki jetpack veya melek kanadı kullanıb Bu lan? Ana yaptığım tank çıktı oto save dedim yaptığım tank çıktı baksanıza bu ne abi <laughs> Bu nasıl tank Aslında bu tankı sürebilirim belki Neyse tamam. konumuz bu değil konumuz para kasma taktikleri tamam isterseniz para kasmaya kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar o zaman geçelim bir sonraki para kasma taktiğimize Şimdi göstereceğim şey aslında tam da bir para kasma taktiği sayılmaz arkadaşlar şimdi sizlere nasıl bedava mavi jetin gücüne ulaşabileceğinizi göstereceğim Bunu daha önceki videolarımda da göstermiştim ama yeni gelen takipçilerim olabilir hemen bir özet geçeceğim fazla zamanınızı almayacağım Arkadaşlar öncelikle yeri bir tane tutka blok koyuyorsunuz tamam mı size sadece iki tane kırmızı roket gerekiyor ya, pardon kırmızı jet gerekiyor arkadaşlar iki tane kırmızı jetle bir tane mavi jet yapabiliyorsunuz ciddiyim bazı kişiler inanmayacak ama yapabiliyorsunuz arkadaşlar tamam şimdi bu tutka bloğunun üzerine bir tane blok koyuyorsunuz arkadaşlar blok koyduktan sonra kırmızı jetimizi alıyoruz bir tanesini şu şekilde buraya diğerini de aynı şekilde onun zıttına koyuyorsunuz ve böyle bir görüntü oluyor gördüğünüz gibi çift yönlü iki tane kırmızı roket arkadaşlar bunu yaptıktan sonra pilot koltuğumuz alıyoruz. Şu şekilde buraya koyuyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Pilot koltuğunu şu şekilde buraya koyuyoruz. Pilot koltuğuna oturuyoruz arkadaşlar. Daha sonra her şeyin ankorunu kapatalım bir şöyle. Hı, tamam güzel. Evet daha sonra arkadaşlar alttaki tut kabloğunu siliyoruz ve böyle bir görüntü oldu şu anda. Şimdi tek yapmam gereken şalteri bu şalteri kullanıp bunu çalıştırmak arkadaşlar ama sanırsam buna bağlı değil. Hemen buna da bağlayalım. Evet 1 2 3 çalıştırdım şu anda ve gördüğünüz gibi arkadaşlar jet yani mavi jet hızında gidiyor şu anda. Hatta şu anda mavi jet jetten daha hızlı gidiyoruz. Bunu sizlere birazdan kanıtlayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda mavi jet hızında gidiyorsunuz. Böyle para kasabilirsiniz gerçekten ve e, tek bir kötü yanı var. Ömrü kısa. E, roket çabuk bitiyor. Pardon, affedersiniz yine roket dedim. Jet çabuk bitiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mavi jetten daha hızlı bir şekilde gidiyoruz şu anda. Şu anki hızımıza iyi bakın arkadaşlar. Çünkü birazdan bir de mavi jet kullanacağım. Mavi jetle bu kullandığım özel taktiğin arasındaki farkı göreceksiniz. Mavi jet sandığınız kadar hızlı değil arkadaşlar. Hızlı da yani e, şu anki kullandığım taktik kadar hızlı değil arkadaşlar. Şu anda kullandığım şey gayet size et. Gördüğünüz gibi bakın bir tane kırıldı ve hız, hızım düştü arkadaşlar. Aradaki farkı siz görün. Bakın ne kadar da yavaşladım şu anda. Gördünüz mü arkadaşlar? Tamam şimdi reset çekiyorum. Bu kendi kendine gitsin. Bir de şimdi sizlere şey göstereyim direkt mavi jetin kendisini göstereyim arkadaşlar Bu arada bazı kişiler şey demiş abi aynısını mavi jette de yap daha hızlı gidersin demiş yok arkadaşlar onu yaparsanız oyun çöküyor yavaş gidiyor ya yani aşırı yavaş gidiyor denemeyin arkadaşlar yani eğer iki tane mavi jeti olan varsa denemesin olmaz arkadaşlar tamam mı Bir de sizlere isterseniz şimdi mavi jeti göstereyim mavi jetten daha hızlı gittik az önce arkadaşlar e işte bazı kişiler inanmayacaktır şimdi bir de mavi jetin gerçek gücünü göstereyim sizlere Ondan sonra da para kasma taktiklerimize devam ediyoruz arkadaşlar tamam mı şimdi Şuraya aynı şekilde oturuyorum arkadaşlar. Çok güzel. Hop her şeyin ankorunu kapatıyorum. Şöyle F'ye basıyorum ve bam gidiyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda evet baya hızlı gittiğimiz doğru arkadaşlar. Ama bakın şimdi stage'in içine gireceğiz ve yavaşlayacağız arkadaşlar. Bakın. Hop Gördünüz mü arkadaşlar şu anda az önceki iki tane kırmızı jetin gücüyle aynı hareket ediyor arkadaşlar. Hatta daha az. Şu anda diğer o kırmızı jetlerden daha yavaş hareket ettiğini dikkatli izleyenler fark etmiştir arkadaşlar. O yüzden size tavsiyem mor jet satın almayın. Ben zaten çekilişlerde de bunu hediye etmiyorum. Satın almanızı tavsiye etmiyorum. Paranıza yazık arkadaşlar. Gidin onun yerine yiyecek bir şeyleriniz alın. Birikim yapın. Gidin kendinize bilgisayar alın. Başka bir şeyler yapın. Anladınız mı? Gerek yok yani. Oyuna para yatırmayın arkadaşlar. Yani çok e, oyuna para yatırma taraftarı bir insan sen değilim zaten. Ben de Roblox grubundan gelen gelirlerle bir de YouTube kazancımın bir kısmıyla sizlere çekiliş yapıyorum bildiğiniz gibi arkadaşlar. O yüzden yani oyuna öyle ailenizin kredi kartıyla falan para yatırmanızı tavsiye etmem. Paraya yazık arkadaşlar. Çok kolay kazanılan bir şey değil. O yüzden paranın kıymetini bilin ve o internetim gitti şu anda. İnternetim gitti şu anda. Bakayım bir modeme. Oha, internetim gitti. İnanılmaz abi. <laughs> i̇nternetim gitti şu anda arkadaşlar. Oha! Videoda internetim gitti. İnanılmaz abi. Cidden inanılmaz. Dur bir reconnect diyeceğim. Oha, niye internetim gitti benim ya? İnternetim iyi. Allah Allah, videoda internetim kesildi. Vay canına. Bu daha önce Tower of Hell'de başıma gelmişti. Tower of Hell videosunda başıma gelmişti. Ondan itibaren ilk defa şu anda internetim gitti abi. Evet, reconnect dedim şu anda. Ee, internetim toptan gitti galiba şu an neyse ben bir internetimi kontrol edeyim arkadaşlar daha sonra da videoya devam ederiz merak etmeyin tamam hadi kapatıyorum ben hadi <laughs> Evet arkadaşlar inanılmaz bir şekilde şu anda Roblox'un sitesi çöktü diyecekler tamam geri geldi. <laughs> Az önce Roblox'un sitesi çöktü bu arada yani gözümün önünde bayağı Roblox'a bağlantım gitti. Galiba bir hacker grubu Roblox'a saldırıyor şu anda bilmiyorum ya. Galiba bir hacker grubu Roblox'a saldırıyor. Bu arada sağ üstte bakarsanız 90 Robux'um var ben de fazla Robux harcamıyorum. Genellikle bütün Robux'larımı çekilişle sizlere veriyorum arkadaşlar. Hesabımdaki 90 Robux niye var bilmiyorum. Galiba Tower of Hell'de en son insanları falan trollüyordum. Sis falan satın alıyordum ondan dolayı 90 Robux'um var. Neyse tamam. Şimdi isterseniz şöyle server'ımıza tekrar girelim arkadaşlar. Kusura bakmayın ara sıra böyle internet kesintileri yaşayabiliyorum ama inşallah bir daha olmaz diyelim. Bu arada benim internetimle alakası yoktu galiba. Baya şu anda az önce şey oldu. Bayağı oyunu hacklediler galiba bilmiyorum arkadaşlar videoda oyunum hacklendi galiba ha oyunum geldi mi geldi galiba bir dakika ha tamam şöyle bunu F11 yapalım tamam çok güzel güzel evet en son 34 altın kazanmışız İsterseniz kaldığımız yerden tam gaz devam edelim arkadaşlar evet en son para kasma taktiklerimizi gösteriyorduk şimdi isterseniz birkaç görevle de para kasma taktiği yapalım mesela hangi görev abi hmm, aynen mesela bir tane görevi geçmenizi göstereyim sizlere bir tane görev vardı yeni gelen 1000 altın veriyordu hatta ha durun bir dakika dur ah şu Kaan'ı takımıma alayım. Tamam güzel. Şimdi bazı görevler güncellendi arkadaşlar. Futbol görevini göstereyim sizlere. Bu futbol görevi artık 36 pardon 300 altın veriyor. Daha fazla altın veriyor ama yeni kurallar geldi arkadaşlar. Mesela yeni kurallar ne? Biz eskiden ne yapıyorduk? Bu e, topu gördüğünüz topun arkasına arkadaşlar gördüğünüz gibi şey yerleştiriyorduk. Durmadan altına top falan yer, kutu yerleştiriyorduk arkadaşlar. Böylece ileriye doğru yuvarlanarak kaleye giriyordu. Bunu değiştirmişler. Artık buraya blok falan koyamıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sizlere bu görevi nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Zor değil. Beni rahat izlerseniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu görevi daha önce yapanlar varsa şu anda yorumlara yazsın abi ben daha önce yaptım diye. Evet arkadaşlar yorumlarınızı özenle okuyorum. O yüzden videoya rahatça istediğiniz yorumu yazabilirsiniz. Ben yani bütün eleştirilerinizi açığım. Bütün yorumlarınızı teker teker okuyorum arkadaşlar tamam mı? Şimdi buraya oturuyoruz arkadaşlar. Ardından şöyle tutka bloğunu alıyoruz. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi kafamıza şöyle koyuyoruz arkadaşlar tamam mı? Biraz gerizekalıya benzedik şu an. Biraz mala benziyor karakter ama bunun olması gerekiyor. Arkadaşlar merak etmeyin. Bunu yaptıktan sonra select oluyup ankoru kapatıyorsunuz arkadaşlar ve daha sonra gördüğünüz gibi böyle bir şekil oldu tak tışın tışın gel buraya neyse evet bunu yaptıktan sonra arkadaşlar topu istediğiniz gibi ittirebilirsiniz bakın gördünüz mü topu böyle istediğiniz gibi ittirebiliyorsunuz arkadaşlar düt 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 düt. Eee, gel buraya gel buraya top seni kale ittireceğim gel buraya düt 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 düt. evet <laughs> bu şekilde topu kaleye sokabilirsiniz arkadaşlar tabi bu görev eskiden böyle değil de altına blok koyup istediğimiz gibi hareket ettirebiliyorduk ama <laughs> yeni gelen güncelleme ile beraber bak 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 bu daha iyi bakın isterseniz böyle de yapabilirsiniz Kaan'ın yaptığı gibi ama böyle de güzel yani benim yaptığım daha basit. <laughs> Bu arada sesim gidip gidip duruyor. Ben bir su içeyim. <laughs> evet, ben bir su içeyim. Sesim gidiyor. Sesim gidiyor. YouTuber olmak çok zor. Neyse, ben bir su içip geleyim abi. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Suyumu içtim. Kaldım yerden devam edebiliriz. Evet, YouTuber olmak zor ya gerçekten yani. Sesleriniz Baya yoruluyor arkadaşlar o yüzden. Ben de sizlere günde iki video yetiştiriyorum. Benim de işim gerçekten zor. O yüzden sadece bir like'ınızı istiyorum. Bir de artık bir 50.000 abone olalım isterseniz arkadaşlar. 50.000 aboneye kadar beni destekleyen herkese teşekkürler şimdiden arkadaşlar. Tamam. Şimdi Şunları silelim evet son olarak Bir de klasik bir para kasma taktiğini göstereceğim Arkadaşlar bunu da isteyenler yapabilir ee, Ne göstereceğimi zaten az çok kişi Tahmin etmiştir arkadaşlar güzel Daha önce gösterdiğim bir para kasma taktiğini göstereceğim Şöyle evet arkadaşlar bunu her videoda Gösteriyorum bunu yapmanızı tavsiye ediyorum Bu benim en sevdiğim para kasma taktikleri arasında Arkadaşlar şöyle bakın bunu bu şekilde Ayarlıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya bir tane Kare yaptım bunun üzerine geliyorum Ortasına hinge bloğu yerleştiriyorum arkadaşlar Sonrası zaten geliyor ne yapacağımı biliyorsunuz Çok kişi <laughs> beni durmadan izleyen kişiler şu an ne yapacağımı çok iyi biliyor Zaten aynen gördüğünüz gibi buraya bunu koyuyorum Bunun üzerine çıkıyorum arkadaşlar şöyle Hıh tamam şöyle üzerine çıkıyoruz Ve e, daha sonra içimize durmadan bir sürü Tutka bloğu yerleştirmemiz gerekiyor Sonra da bitiyor zaten arkadaşlar ama Benim komandomun animasyonu olduğu için bu çalışmayabilir Arkadaşlar bazı kişilerde çalışmıyor çünkü Ama yine de deneyelim belki çalışır ya Belki çalışır arkadaşlar hop Aynen çalışıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar tek yapmanız gereken Zıplamak ve evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Hop dın 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 işte bu dostum Evet gördüğünüz gibi bu şekilde istediğiniz gibi para kasabiliyorsunuz <laughs> Evet karakterim şu anda dünyadan aşağıya düştü Aha dur geri dönüyorum Come back come back geri dönüş atıyorum şu anda Hadi bakalım bitiriyorum oyunu Bitiriyorum oyunu Dım dım dırı dım dırı dım dım Düdüdüm dı dı düm düdüdüm dı düm düdüdüm dı düm dı Ve bitirdim Hop gel bakalım şuraya bitir hadi bakalım şuradan Bitirsek aa hareket edemiyorum Hey ha tamam güzel gel burada bitir 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 Çok güzel evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Bu şekilde isteyen kişiler para kasabilir Bu da benim sevdiğim para kasma taktikleri Arasındaydı arkadaşlar Güzel evet baya güzel bir videoydu o yüzden like atarsanız ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz videonun burada sonuna gelirim arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın başka bir oyun videosunda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın <laughs>